Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde sayısal bir örnek üzerinde ulaştırma modelini yazacağız. Yani amaç fonksiyonunu, arz ve talep kısıtlarını ve tabii ki negatif olmama koşulunu yazacağız. Bu karşımızda görmüş olduğumuz tabloyu iyi bir şekilde anlamamız gerekiyor. O yüzden tabloyu anlatmakla başlayacağım. Bu tabloda birim taşıma maliyetleriyle beraber fabrikalarımızın ve depolarımızın arzları ve talepleri sırasıyla verilmiş. Şimdi tabloyu nasıl okuyacağız? Bakın iki tane fabrika verilmiş. Bunlar P1 ve P2 şeklinde arkadaşlar. P2 ve P1 ve P2 şeklinde. Dikkat ederseniz onlar satırlarda yazılmakta. Üç tane de depomuz var. D1, D2, D3 diye. Onlar da sütunlarda yer almakta. P1 fabrikasının arzı 110. En sondaki satırda yani arzla P1'in kesiştiği yerde yazan 110 sayısı P1 fabrikasının arzını P2 fabrikasıyla arzın kesiştiği yerdeki yücedeki sayıda neyi göstermekte? P2'nin arz ettiği ürün miktarını göstermekte. Her bir hücrede yazanlarda birim taşıma maliyetleri arkadaşlar. Yani P1 ile D1'in kesiştiği yerdeki 13 TL'nin anlamı şu. Şurası P1 fabrikası. Burası D1, D2 ve D3 depoları olsun. D1, D2 ve D3 depoları olsun. Bu durumda bir tane ürün yolluyorum ben. Bir tane ürün yolluyorum. Bu ürünü bir nolu fabrikadan bir nolu depoya göndermemin maliyeti 13 TL. Bir nolu fabrikadan iki nolu depoya ürün göndermemin maliyeti P1 satırıyla D2 sütununun kesiştiği hücredeki sayı yani 35 TL. Daha sonra P1 ile D3 sütununun kesiştiği yerdeki 10 TL'de P1 deposundan 3 numaralı depoya, P1 fabrikasının 3 nolu depoya bir birim ürünü taşımanın toplam maliyeti. Bunlar birim maliyetleri göstermekte. Benzer şekilde ne yapabilirsiniz? Hatta biz burada farklı renk kullanalım. Şöyle yapalım. Şunları güzelce sileyim ve farklı bir renkte de iki nolu fabrika için yapayım. İki nolu fabrikamı bir nolu depo, bir nolu, iki nolu depo, üç nolu depo, D1, D2 ve D3 şeklinde bu da iki nolu fabrikam olsun. Bakın iki nolu fabrikayla bir nolu deponun kesiştiği hücredeki sayı 14 TL. Yani bir nolu fabrikadan, pardon iki nolu fabrikadan bir nolu depoya bir birim ürünü taşımanın maliyeti 14 TL. İki nolu fabrikadan iki nolu depoya ürün taşımanın maliyeti, birim maliyeti 19 TL. Ve iki nolu fabrikadan 3 nolu depoya bir birim taşımanın maliyeti ise 32 TL. Bunları anlamamız önemli. Demek ki neymiş? Birinci satırla birinci sütunun kesiştiği yerdeki 13 TL bir nolu fabrikadan bir nolu depoya bir birim taşımanın birim maliyetini göstermekteymiş arkadaşlar. Pekala. Bize bunun dışında bu tabloda neler verilmiş? Arzlar ve talepler verilmiş. Bir nolu fabrikanın arzı 110 TL. 110 tane adet, 110 şişe üretebiliyor bu fabrika. Ve bir nolu deponun talebi 75 adet şişe, iki nolu fabrikanın, pardon, deponun talebi 80 adet şişe ve 3 nolu deponun talebi de 90 adet şişe. 2 numaralı fabrikanın arzı ise 140 adet şişe. Bu kadar ürün üretebiliyor. Modelimizi yazmaya başlayacağız. Modelimizi yazmaya başlamadan önce neye ihtiyacımız var? Tabii ki karar değişkenlerimizi belirlemeye ihtiyacımız var. Karar değişkenlerimizi
X alt indiz IJ ile gösteriyoruz. Bunun anlamı ne? Bu inci fabrikadan J'inci depoya gönderilecek ürün miktarı, yani şalgam suyu gönderirsek şalgam suyu miktarı. Burada İ'nin alacağı değerler 1 ve 2. İ 1 ve 2 denilebilir. Neden? Çünkü benim 2 tane fabrikam var. J 1, 2 ve 3 denilebilir. Neden? Çünkü benim 3 tane depom var. Örnek verecek olursa, mesela X 1, 1. Birinci fabrikadan birinci depoya gönderilecek olan ürün miktarıdır. Peki mesela x1 3 nedir? x1 3 birinci fabrikadan üçüncü depoya gönderilecek ürün miktarıdır. İsterseniz onları da şu az önce kullanmış olduğumuz kısımda yazabilirim. Teker teker burada yazmak yerine. Bakın şimdi şu TL'leri siliyorum. Buraları artık ne yazacağım? Benim karar değişkenlerimi yazacağım. Şunları da silebilirim. Veya burada bile çok önemli değil. Evet. Bakın şimdi. X1 1. Ben bir nolu fabrikadan bir nolu depoya X1 1 adet ürün göndereceğim. Bir nolu fabrikadan iki nolu depoya X1 2 adet ürün göndereceğim. Bir nolu fabrikadan iki nolu depoya, üç nolu depoya X1 3 adet ürün göndereceğim. Gelelim iki nolu fabrikadan gönderecek olan ürün miktarlarına. Onları da yazalım. 2 nolu fabrikadan 1 nolu depoya x2 1 adet ürün göndereceğim. 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya x2 2 adet ürün göndereceğim. 2 nolu fabrikadan 3 nolu depoya x2 3 adet ürün göndereceğim. Karar değişkenlerimizi bu şekilde ifade ediyoruz. Pekala, şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu, tablomu bir kopyalayacağım izninizle. Çünkü amaç fonksiyonumu yazmaya başlayacağım. Amaç fonksiyonumu yazıyorum. Amacım ne? Peki amacım ne? Güzel soru. Amacımız şu. Madem ki birim maliyetler verilmiş, o zaman ben taleplerimi karşılayacak şekilde, arzlarımı da tüketecek şekilde en düşük maliyetle hangi fabrikadan hangi depoya ne kadar ürün göndermeliyim, bunu bulmak istiyorum. Amacım bu. Maliyeti, taşıma maliyetini minimize etmek. O zaman minimum Z diyelim ve neyi yazalım? Maliyetlerimizi yazalım. Çok güzel. Şimdi ben bir nolu fabrikadan bir nolu depoya bir tane ürünü 13 liradan gönderiyorum. O zaman X1 bir adet ürünü 13 çarpı x1 1 liraya taşırım. Artı 1 nolu fabrikadan 2 nolu depoya 35 liradan bir tane ürünü yolluyorum. Öyleyse x1 2 adet ürünü 35 çarpı x1 2 liraya gönderirim. Artı 1 nolu fabrikadan 3 nolu depoya bir tane ürünü 10 liradan yolladığıma göre x1 3 adet ürünü 10 çarpı x1 3 liraya yollarım. Devam ediyorum. Başka renkte yazacağım. 2 nolu fabrikadan gidecek olan ürünlerin maliyetlerini. 2 nolu fabrikadan 1 nolu depoya bir tane ürünü 14 liraya yolluyorsam x2 1 adet ürünü 14 çarpı x2 1 liradan yollarım. Artı 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya bir tane ürünü 19 liraya yolluyorsam
x2 2 adet ürünü 19 çarpı x2 2 liraya gönderirim. Ve 2 nolu fabrikadan 3 nolu depoya bir tane ürünü 32 liradan yolluyorsam x3 2 adet ürünü 32 çarpı x3 2 liraya yollarım. Bu yazmış olduğum nedir? Şuradaki yazdığım, ilk yazdığım siyahla yazdıklarım birinci fabrikadan 3 depoya gönderilen ürünlerin taşıma maliyetleridir. Ve kırmızı ile yazdığım bölüm ise ikinci fabrikadan 3 depoya gönderilen ürünlerin taşıma maliyetleridir arkadaşlar. Evet, şimdi siz buraya güzelce bir ne yapın? Bir inceleyin lütfen. Devam edelim. Şimdi neye geldi sıra? Şimdi arkadaşlar arz ve talep kısıtlarını yazmaya geldi. Pekala, arz kısıtlarını nasıl yazacağız? İki tane fabrikam olduğu için iki farklı arz kısıtım olacak. Şuraya bir nolu fabrikayı çizeyim. Buralara da depolarımı çizeyim. Ve arkasından da bir nolu fabrikadan bu depolara gönderilecek olan ürün miktarlarını göstereyim. X11, X12, X13. X11 dediğimiz bir nolu fabrikadan bir nolu depoya gönderilen ürün miktarı. X12 dediğimiz bir nolu fabrikadan iki nolu depoya gönderilen ürün miktarı. X13 dediğimizde bir nolu fabrikadan 3 numaralı depoya gönderilen ürün miktarı. Bir numaralı fabrikadan çıkan gönderilen toplam ürün ne kadardır? X11 artı X12 artı X13 kadardır. Peki bir nolu fabrikamın toplam arzı ne kadardı? 110 adetti. Ben bu fabrikadan 110'dan daha fazla ürün göndermem mümkün mü? Değil. En fazla gönderebileceğim ürün miktarı 110 adet olacaktır arkadaşlar. Daha fazla ürün yollayamam. Yani P1, bir numaralı fabrika 110 adet üretirken ben bu fabrikadan 3 tane depoya 150 birim, 130 birim, 200 birim ürün yollayamam. En fazla 110 adet ürün yollayabilirim. Bu yazmış olduğum birinci fabrika için arz kısıtıdır. Gelelim ikinci fabrikamızın arz kısıtına. Onu da izin verirseniz gene aynı tablo şuradaki şekil üzerinde yazacağım. Sadece şu sayıları sileceğim. Yeniden yazmakla vakit kaybetmeyelim. Renklerinizi belki değiştirebiliriz. Daha farklı bir renk kullanabiliriz. Mesela buna portakal rengi seçebiliriz. Evet. İki nolu fabrikamız. İki nolu fabrikadan da gene 3 farklı depoya ne gönderiyorum? Ürün gönderiyorum. İki nolu fabrikadan bir nolu depoya x2 bir adet ürün gönderiyorum. İki nolu fabrikadan iki nolu depoya x2 2 adet ürün gönderiyorum. İki nolu fabrikadan da x2 3 adet ürün gönderiyorum. Bu arada bir hatayı da fark ettim. Onu da düzelteyim. Şurası x3 2 olmayacaktı. Ne olacaktı? x2 2 olacaktı. Değil mi? x2 3 olacaktı. Onu yanlış yazdık. Onu düzeltelim lütfen. Tamam. Olabilir, hatalar yapabiliyoruz. Bazen kafamız dağılıyor. Bir de böyle x2 1, x2 3 deyince, değil mi? Şimdi bakın, iki nolu fabrikamızın toplam arzı ne kadarmış? 141. Ben bu iki nolu fabrikadan ne kadar ürün dağıtıyorum? x2 1 artı x2 2 artı x2 3. Peki bu gönderilen toplam ürün miktarı
İki nolu fabrikanın ürettiği ürünü aşabilir mi? Aşamaz. En fazla 140 tane ürün gönderebilirim. Demek ki bu yazmış olduğumuz iki kısıt nedir? Arz kısıtlarımızdır. İki tane fabrikamız olduğu için bunlar bizim arz kısıtlarımızdır arkadaşlar. Bununla ilgili sanırım bir sıkıntımız yok. Öyle değil mi? Harikayız. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi geleceğiz neye? Talep kısıtlarına. Ama yine ben şu tabloyu kopyalayıp aşağı doğru yapıştıracağım. Çünkü rahat rahat talepleri de görmek istiyorum. Her bir depo için ayrı bir ne yazacağım? Ayrı bir arkadaşlar talep kısıtı yazacağım. Nasıl yazacağımı da göstereyim. Evet bakalım. Şimdi güzel bir renkle başlayalım. Evet renklerimiz. Şimdi ne yapacağım ben? Sadece ilk önce bir nolu depo için yazacağım. Bir nolu depoya iki tane fabrikadan ürün taşıması yapıyorum. Değil mi? Bir nolu fabrikadan X1 bir adet geliyor bir nolu depoya. İki nolu fabrikadan X2 bir adet ürün geliyor. Doğru mu? Doğru. Yani bir nolu depoya gelen ürün miktarı X1 bir artı X2 bir adet. Peki bir nolu deponun talebi ne kadar? 75 birim. Öyleyse benim 75'ten daha az ürün göndermem mümkün değil. En az 75 birim ürün göndermem gerekir bir nolu depoya. Doğal olarak X1 1 ile X2 1'in toplamı 75'ten büyük veya eşit olmalı. Bu bir numaralı deponun nesi? Bir nolu deponun arkadaşlar talep kısıtı. Gelelim 2 numaralı depomuza. 2 nolu depomuzda da 2 tane gene fabrikadan gelen ürünler var. Değil mi? 2 nolu fabrikadan 2 tane fabrikadan gelen ürünler var. 1 nolu fabrikadan 2 nolu depoya X1 2 adet ürün gönderiyorum. 2 nolu fabrikadan 2 nolu depoya X2 2 adet ürün gönderiyorum. Ve 2 nolu deponun da talebi 80 adet. Öyleyse benim bu depoya göndereceğim toplam ürün miktarı en az 80 adet olmalı. Bu da 2 nolu deponun talep kısıtıdır. Gelelim 3 nolu depomuza. 3 nolu depomuzun şuradan hemen farklı bir renk, ona da turkuaz yapalım. Şöyle. Yine 2 tane fabrikadan ürün gönderiyorum 3 nolu depomu da. Çünkü sadece 2 tane fabrikam var. Evet, görüyorsunuz. 1 nolu fabrikadan X1 3 adet gönderiyorum. 2 nolu fabrikadan X2 3 adet gönderiyorum. Bunun da toplam talep ettiği miktar 95 adet. Öyleyse 3. deponun talep kısıtı X1 3 ile X2 3 en az 95 adet olmalıdır. Bu da benim neyimdir? Taleple ilgili kısıtımdır. Talep kısıtı diye ifade ederim. Tabii bir de ne var? Son olarak yazacağımız negatif olmama koşulumuz var. Burada 2 tane fabrikam olduğu için I1 ile 2 değerini alabilir. J'de 1, 2 ve 3 değerini alabilir. Böylelikle biz neyi yazmış olduk? Matematiksel modelimizi yazmış olduk. Şimdi isterseniz bunların hepsini alt alta güzelce özetleyeyim. Tek bir değil mi? Paragraf halinde görelim. Minimum Z eşittir. Ne dedik? 13 çarpı X1 1 artı 35 çarpı X1 2 artı 10 çarpı X1 3 artı 14 çarpı X2 1 artı 19 çarpı X2 2 artı 32 çarpı X2 3. Bu benim amaç fonksiyonum. Pekala, talep kısıtlarımıza gelelim.
talep kısıtlarımızı başka bir renkle yazalım. Mesela kırmızıyla yazalım. Bir nolu fabrika için talep kısıtı x 1 1 artı x 1 2 artı x 1 3 neden fazla olamaz 110'dan ve x 2 1 artı x 2 2 artı x 2 3 neden fazla olamaz 140'dan. Bunlar benim arz kısıtlarım. Devam ediyorum. Bu sefer de farklı bir renkle neyi yazacağım? Talep kısıtlarımı yazacağım. X11 artı X21 ne olamaz? 115'ten evet, küçük olamaz. X12 artı X22 büyük eşittir 80 olmak zorunda. 2 numaralı deponun talebi 2 numaralı depoya gönderilen ürün miktarları. 3 numaralı depoya gönderilen ürün miktarı da en az 95 olmalıdır. Bu da benim neyim arkadaşlar? Talep kısıtım ve de son olarak negatif olmama koşulunu yazacağım. Negatif olmama koşulumuz da x, i, j büyük eşittir 0. i, 1 ve 2 eşit 2 tane fabrikam var. Fabrikaları i ile numaralandırdım. 3 tane de depom olduğu için j de 1, 2, 3 olmak zorunda. Bu yazmış olduğumuz matematiksel modelimiz, yani aslında doğrusal programlama modelimiz arkadaşlar. Şimdi gelelim ulaştırma modellerini yazarken biz bu modeli kullanmayacağız. Peki neden bunu kullanmayacağımızı da ifade edelim. Ulaştırma modellerinde arkadaşlar şöyle bir teoremimiz var. Eğer toplam arz toplam talebe eşit olur ise o zaman ulaştırma probleminin uygun bir çözümü vardır diye söylüyoruz. O yüzden de biz toplam talebin toplam arza eşit olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Eğer biz ulaştırma modelimizi doğrusal programlama modelinde olduğu gibi bu en az en fazla koşullarını kullanarak yazacak olursak, toplam talebin toplam arıza eşit olmasını, doğal olarak ulaştırma modelinin bir uygun çözümü olmasını garantileyemiyoruz. Bu nedenle modelimizi yazarken, yani ulaştırma modelleriyle çalışırken biz modelimizi şöyle ifade edeceğiz. Yani amaç fonksiyonumuz zaten yine aynı olacak. O yüzden aynısını yazayım. Ulaştırma modelinin amaç fonksiyonu aynı zaten. Bunlar bir değişiklik söz konusu değil. Sadece kısıtlarımda büyük eşittir ve küçük eşittir olmayacak. Negatif olmama koşulu dışındaki tüm kısıtlarda büyük eşittir, küçük eşittir yerine eşitlik yazacağım. Evet, bakın şimdi nasıl yapacakmışız? Bizim x11 artı x12 artı x13 eşittir 110 diyeceğim. Yani küçük eşittir değil 110. Tam olarak ürettiğim miktarı göndereceğim, satacağım. Ne fazla, yani zaten fazlasını gönderemiyorum da, hani az göndermeyeceğim. Daha azını gönderip depoya filan koymayacağım. Tamamen hepsini tüketeceğim. Pekala, benzer şekilde diğer arz kısıtımızda da x21 artı x22 artı x23 eşittir 140 olacak. Ve bunlar arz kısıtımızdı. Eşitlik olacak. Yani bütün fabrikanın ürettiği tüm malı dağıtıyorum depolara. Elimde ürün kalmıyor. Ve talepler içinde gerekenden fazlasını
Niye olamıyorum? 75 tane istiyorsa 75 tane yolluyorum. Yani daha fazla ürün göndermiyorum. Talep ettiğimden daha fazla ürünü depoya taşımıyorum. Bütün arz ve talep kısıtlarımızdaki eşitsizlikler eşitlik olarak yazılacak. Şurası 95'ti. Bu da benim talep kısıtım dedim. Tabii ki negatif olmama koşulum devam edecek. Bunu eşitlik olarak yazmam çok anlamsız olur. O zaman hepsini sıfır tane olarak kabul edeceğim. O tabii anlamlı olmayacaktır. Eşitlik yazarsam. Hem negatif olmama koşulunu. O yüzden de eksiyeceğiler böyle olacak. Biz ulaştırma modelini yazarken standart form diyelim bu forma. Evet. Ulaştırma modelini yazarken standart form. Bu formu yazacağız. Ve bu nedenle arkadaşlar, bu çok önemli. Lütfen not alalım. Bu nedenle bana az önceki gibi birim maliyetlerin verildiği bir ulaştırma tablosu verildiğinde toplam arzın toplam talebe eşit olduğunu mutlaka ve mutlaka problemin başında kontrol edeceğim. Problemi çözmeye başlamadan mutlaka bunu kontrol edin arkadaşlar. Pekala. Bu videonun sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Kısa tuttum. Defalarca seyredebilirsiniz. Defalarca tekrar edebilirsiniz. Ve kendiniz yazmaya çalışabilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi can alıcı noktaları bir tekrar edecek olursak, neler can alıcıymış? İlk önce şu tabloya tekrar geri dönelim. Tabloyu anlamanız çok önemli. Bu verilen ulaştırma tablosunda neyin ne olduğunu anlamanız çok önemli. Bu bir. İki, karar değişkenlerinizi anlamanız çok önemli. Karar değişkenlerimizde X, Y, J dediğim şeyin ne olduğunu çok iyi anlamanız gerekmekte. Bunu anlamazsanız modeli zaten yazamazsınız. Aslında üçüncü önemli şey ise mutlaka ve mutlaka toplam arzın, yani fabrikaların arz ettiği miktarla toplam talebin birbirine eşit olduğunda kontrol etmeniz gerekecek. Bunların birbirine eşit olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, eşit olmazsa ne olur? İşte o da bir sonraki videoda. O yüzden takipte kalın arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım videolar faydalı olur. Eksiklerim varsa, kusurlarım varsa affedin, affola diyelim ve lütfen yorum yazın. Daha iyi olması için ne yapılabileceğiyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.